Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu letemmâne lekmelâin alâ eşrafil mürselîn ve alâ âlihi ve ashabihi ecmaîn. Leyl suresinde ilk 10 ayetin tefsirini yapmıştık. 11. ayete geldik. Estaizu billah. Ve mâ yugni anhu mâluhu izâ teraddâ. Onun malı ona fayda vermeyecek. İzâ teraddâ, yuvarlanıp giderken, kabre yuvarlanırken veya eceli gelip de ölüme doğru yol alırken kimsenin malı, mülkü ona fayda vermeyecektir diyor Allah-u Teala. İnsanoğlu en çok dayandığı, güvendiği şeylerden birisi malı, mülkü, serveti. Birçok, özellikle Mekke döneminde nazil olan ayetlerin birçoğunda İnsanın malının, mülkünün kendisine fayda vermeyeceği, ona güvenmeyin diye ikazlarla karşılaşıyoruz. Dünyada demek ki mal, servet, makam, mevki, dünyalık artılar insana çok şey kazandırıyor. Bütün işleri dönüyor. Mal, mülk, servet her yerde kendisine fayda veriyor. Dünyada faydalıdır. Her işi derken tabii birçok işleri, problemleri hallolur, çözülür. İnsanoğlu ona bakınca dünyada işleri rast gidiyor ya, olmayacak işler oluyor ya, zannediyor artık benim dine, imana, ahirete, Allah-u Teala'ya, peygambere ihtiyacım yok. Dünyada para beni sıkıntılardan kurtardığı gibi her şeyde de kurtarır. Kendisini müstağni hissediyor, ihtiyaçsız hissediyor. Ve mayuni kelimesi onu ifade ediyor. Müstağni olmak, zengin olmak, başkasına ihtiyaçsız bir durumda bulunmak, kendisini böyle hisseder. Neyle? Mal sebebiyle. Ama mal artık dünya bittikten sonra ahirette hiçbir fayda vermez. Kim için bu? İmansız insanlar için. Kim için bu? Zekat vermeyen, sadaka vermeyen insanlar için. Malı mülkü davete aleyhinde delil olur. Malı mülkünün gereken kulluk vazifelerini o hususta yerine getirmemişse bir insan, ahirette zekat vermemişse, efendim sadaka vermemişse, kulluk vazifelerini mal hususunda yerine getirmemişse, bir de daha onun azabını çekecek değil mi? Fakat iyi bir kulluk yapmışsa insan, kulluk vazifelerini yerine getirmişse اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. Yukarıdaki el, yani veren el, alan elden hayırlıdır. Aşağıdaki elden hayırlıdır buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Allah yolunda malını infak eden insan, Allah yolunda din için cihad eden insan, parasını, malını, servetini Allah yolda harcayabilen insan elbette ki o malının ahirette faydasını görecektir. Zekatının, verdiği zekatın mükafatını görecektir. Yaptığı iyiliğin, hayırın, hasenatın mükafatını görecektir. Ama bu ayette bahsedilen imansız insanlar. İman olmadıktan sonra, Allah yolunda infak etmedikten sonra o mal ahirette sana hiçbir fayda vermeyecektir. İnne aleyna lel huda. Şüphesiz ki hidayet bize aittir. Allah-u Teala yolu gösterir. Peygamberler gönderir, kitap gönderir. Alimleri konuşturtur. Tebliğciler, davetçiler gönderir. Bu bize aittir diyor Allah-u Teala. Yani Allah-u Teala bizlere böyle hangi yolda gideceğimiz belli değil, hangi kitabı takip edeceğimiz belli değil. Böyle bir yola davet etmiyor. Ayan beyan, mübeyyin bir din, kurtuluş yollarını apaçık ifade eden bir kitap ve peygamber göndererek Allah-u Teala hidayet yolunu mutlaka kullarına göstereceğini bizlere ifade ediyor. وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْعُولَى. Ahiret de bize aittir, dünya da bize aittir. Şimdi hidayet bize ait diyor Allah-u Teala. Dünya da bize ait, ahiret de bize ait.
Bütün ipler Allah-u Zülcelal'in elindedir. O yüzden hadisi kutsi'de ne buyuruyor Allah-u Teala? Ya ibadî kullukum dâllun illâ men hedeytuhu festehdîni ehdikum. Ey kullarım, benim hidayet ettiklerim hariç hepiniz dalalettesiniz. Festehdûni ehdikum. Benden hidayet isteyin ki size hidayet vereyim. Demek ki hidayet Allah-u Teala'nın elinde, biz de Allah-u Teala'dan hidayet isteyeceğiz. Hidayet nedir? Allah-u Teala'nın çizdiği yolda yürüyebilme gücü. Bu gücü veren Allah-u Teala'dır. Ama sen hidayet istersen Allah-u Teala hidayet verir. İstemeyene vermez. Ahiret de bizim elimizdedir, dünya da bizim elimizdedir. Yani dünyayı veren de Allah-u Teala, ahireti veren de Allah-u Zülcelal'dır. Öyleyse dünyayı isteyen de Allah-u Teala'ya yönelmesi lazım. Ahireti isteyen de Allah-u Teala'ya yönelmesi lazım. Allah-u Teala istemezse hiçbir kimse şekilde fayda da veremez, zarar da veremez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde bunu apaçık beyan etmiştir. İnsanlar ve cinler toplansa sana bir fayda vermeye çalışsalar, Allah-u Teala'nın dilediğinin dışında bir fayda veremezler. İnsanlar ve cinler toplansa sana bir zarar vermeye kalkışsalar, Allah-u Teala'nın dilediğinin dışında sana bir zarar veremezler. Bütün güç, kuvvet, havl, kuvvet Allah-u Teala'nın elindedir. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Güç, kuvvet Allah-u Teala'nın elindedir. Öyleyse burada ne anlıyoruz? Kul Allah-u Teala'ya muhtaçtır. Dünya da onun elinde, ahiret de onun elindedir. Öyleyse Allah-u Teala'ya ne kadar muhtaçsanız o kadar kulluk ediniz. Allah-u Teala'ya ne kadar muhtacız? Her şeyimizle Allah-u Teala'ya muhtacız. Öyleyse Allah-u Teala'ya ihtiyacımız sonsuz. Sonsuz ibadet etmemiz lazım ama biz buna muktedir değiliz. فَاَنْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّا. Allah-u Teala hidayetin kendisine ait olduğunu, dünyanın ahiretin kendisine ait olduğunu beyan ettikten sonra cehennemle bizi korkutuyor. فَاَنْزَرْتُكُمْ. Ben sizi korkutuyorum. نَارًا. Bir ateşle, cehennem ateşiyle. Sözü söyleyene göre değerlendirilir. Söz, o sözü söyleyene göre değerlendirilir. Eğer küçük bir çocuk bir şeye çok büyük diye bahsediyorsa, o çocuğa göre büyüktür. Ama yetişkin bir adam bir şeye büyüktür diye bahsediyorsa, o gerçekten büyüktür. Mesela fakir, yokluk içerisindeki bir insan bir eve büyük, çok büyük bir ev aldım falan diye konuşuyorsa o ona göre büyüktür. Onu öyle algılarız değil mi? Ama çok zengin bir adam çok büyük bir ev aldım diye konuşursa o evin çok çok büyük olduğunu anlarız. Eğer Allah-u Teala cehennem ateşinin çok büyük olduğundan bahsediyorsa demek ki ne kadar büyük, ne kadar yakıcı, ne kadar elim bir azap. Bunu haber veren onun elem verici bir ateş olduğunu, yakıcı bir ateş olduğunu bildiriyorsa, bildiren Allah-u Teala öyleyse gerçekten çok büyük bir azap yeri, cehennem olduğunu daha iyi idrak etmiş oluruz. Allah-u Teala sizi o cehennem ateşiyle korkutuyorum diyor, uyarıyorum diyor. İnzar, korkuyu bildirmek demek. Karşıdaki adama bir haber ulaştırıyorsun, o haber de korkunç bir haber. Size bir haber veriyorum, cehennem vardır diyor Allah-u Teala. Korkulu bir haber veriyor. Ahirete gittiğimiz zaman benim haberim yoktu diyemeyiz. La yaslaha illel eşka. Oraya dirdirilmeyecek ancak çok şakî kişiler. Kimdir onlar şakîler? اَلَّذ۪ي كَذَّبَ وَتَوَلَّا. O kişi ki yalanladı ve sırt çevirdi. Dinin hakikatini yalanlıyor. Tasdik etmiyor. Doğrulamıyor. Tabi olmuyor. Tam tersine yalanlıyor. Böyle bir şey yoktur diyor.
inanmak istemiyor ve tavalla sırt çevirip gidiyor. Din onu çok enterese etmiyor. Dini bir şey konuşulduğu zaman rahatsız oluyor. Kur'an okunduğu zaman rahatsız oluyor. Kur'an anlatıldığı zaman rahatsız oluyor. Peygamberin hadisinden bahsedildiği zaman sırt çevirip gidiyor. İşte Allah-u Teala buyuruyor ki, böyle yalanlayan, dinin hakikatini tasdik etmeyen ve sırt çevirip gidenler o cehenneme yaslanacak, girdirilecektir. Ve seyücennebuhal etka, en takva kullar da oradan uzaklaştırılacaktır, cehennemden. Takva, Allah-u Teala'nın haram kıldığı, yasak kıldığı şeylerden şiddetle içtirap eden, uzak duran kişi. Dikenli yolda yürüyen bir insanın ayaklarını dikenden muhafaza etmek için çalıştığı gibi, bu kulluk yolunda giden insanın da dikenler gibi olan haramlardan ve Allah-u Teala'nın yasak kıldığı şeylerden uzak durarak yaşaması takva olarak belirtiliyor. İşte böyle insanlar da, yani dünyada yaşarken haramdan uzak durup Allah-u Teala'nın farzlarını, farz kıldığı şeyleri yerine getirmeye çalışanlar, işte bu korkunç cehennemden uzak tutulacaklardır ki اَلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. O malını verir Allah yolunda. Biraz önceki malını esirliyordu, yalanlıyor, yüz çeviriyordu. Takva sahibi kimdir? يُؤْتِي مَالَهُ, malını veren. Yetezekka, kendisini, ruhunu temizleyen, vermek suretiyle kendi kendisini temizliyor. Şimdi takva denildiği zaman bir insan çok takvalı denildiği zaman hep genellikle çoğunluk insanlar eline tesbih alıp bir tarafta çeken adam anlıyor. Değil mi? En takvalı adam böyle. Halbuki mesela Kur'an-ı Kerim'de o hiddetli müttakî, o cennet müttakiler için hazırlanmıştır. اَلَّذ۪ينَ مُنْفِقُونَ فِي السَّرَّهِ وَالْدَرَّهِ وَالْكَازِمِينَ الْغَيْزِ وَالْحَف۪ينَ اَنِ النَّاسِ. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler, öfkelerine hakim olurlar ve insanları affederler. Takvalı kişilerin birinci özelliği Allah yolunda infak edebilmek, Allah yolunda para harcayabilmek, Allah yolunda Allah-u Teala'nın kendisine verdiği gücü harcayabilmek. Allah-u Teala sana para vermişse para harcayacaksın. Güç vermişse gücünle Allah'ın dinine hizmet edeceksin. Bilgi vermişse, ilim vermişse o ilmi Allah yolunda sarf edeceksin. Yani Allah-u Teala sana nimet olarak ne vermişse onu Allah'ın diğer kullarıyla paylaşacaksın. İşte böyle yapanlar kendisini temizleyen, ruhunu, içini temizleyen insanlardır. Zekat vermek, hayır hasenatta bulunmak, mal Allah yolunda infak etmek, İnsanın temizlenmesi faydasını getiriyor yanında. وَمَا لِيَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى. Hiçbir kimsenin onun yanında bedeli ödenecek bir nimet yoktur. İyiliği yaparken bunun karşılığında ben sana bir nimet ikram ettim, sen de onun karşılığı olarak bana şöyle bir şey yap, aklından bile geçmez. Zekat vermek benim görevimdir der, zekatını verir. Sadaka vermem lazımdır der, verir. Karşıdan bana dua etmedi, bana şöyle yapmadı, bana böyle yapmadı bir şey beklemez. Sırf Allah için yapar. İyilik yaptığı insan da onun karşılığında bana iyilik yapsın falan diye beklemez. İlla ibtigâ ve çirabbihle alâ. En yüce olan Rabbinin rızasını arar. Başka bir derdi yoktur. O insanın durumu böyle. Allah yolunda infak eder. Sadece Allah beni sevsin, Allah'ın sevdiği kul olayım, Allah-u Teala'nın razı olduğu bir insan olayım diye düşünür. Ben şu kadar iyilik yaptım, bak adam bana hiç iyi davranmıyor, saygı göstermiyor, hürmet etmiyor. Öyle bir şey beklemez. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. İleride o da razı olacaktır. Allah-u Teala onu razı edecek. O da hoşnut ve memnun olacak. Bu dünyada infak etmenin karşılığı olarak Allah-u Teala ona ahirette o kadar mükafat verecek. İlla ahirette olacak diye bir şart yok. Belki dünyada da verir.
infakının karşılığı, yaptığı hayır hasenatın karşılığı olarak Allah-u Teala da onu mutlaka razı edecektir diyor. Memnun olacak. İyi ki infak etmişim diyecektir. Cenab-ı Mevla ve Tekaddes Hazretleri bizleri bu okuduğumuz ayet-i kerimelerde bahsedilen güzel ahlaklarla ahlaklanmayı nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.